Geride bıraktığımız dakikalarda aktarmıştık değerli izleyenler. Adana Kozan'da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saatler 8.44'ü gösterdiğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD depremin yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri panikle kendilerini dışarıya attılar. Şu anda ekranlarınıza da getiriyoruz o görüntüleri elbette. Bu sabah 8.44'te AFAD'dan açıklama geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11,27 kilometre olarak ölçüldü değerli izleyenler. Bu arada bir metruk binanın duvarının çöktüğü bilgisi var. Kozan ilçesinden gelen bir haberdi bu. Aynı zamanda A Haber canlı yayınına katılan Adana Valisi Süleyman Elban'ın açıklamaları var. Hemen onları da aktaralım. Depremde herhangi bir can kaybının ya da yaralı bilgisinin olmadığını söyledi. Yıkılan bina ihbarı yok dedi. Vatandaşlar korktuğu için sokaklarda ama Adana'da hayat normal akışında devam ediyor bilgisini de verdi. Aynı zamanda AFAD Başkanı Yunus Sezer'in sosyal medya hesabından yaptığı bir bilgilendirme vardı. Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 8.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir bilgisini sosyal medya hesabından AFAD Başkanı Yunus Sezer paylaştı. Anadolu Ajansı'ndan gelen görüntüleri sizlere aktarıyoruz değerli izleyenler. Adana'nın Kozan ilçesinde saatler sabah 8.44'ü gösterdiğinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye 6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketini yaşamıştı ve Adana'da o depremleri hisseden illerimiz arasındaydı. Adana ve ilçeleri elbette ve Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden olmuştu. O yüzden aslında bugünkü korku da biraz bu sebeple gerçekleşti. Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde de hissedildi. Sadece çevre ilçelerde değil. Bu iki ilde de hissedildi ve yaşanan deprem felaketi elbette ki korkuya sebep oldu. Ama herhangi bir can kaybı ya da yaralı bilgisi elimize ulaşmadı. Bu bilgiyi de Adana Valisi A Haber canlı yayına katılarak aktardı.